Değerli arkadaşlar, bir kere gerçekten hoş geldiniz. Hepinize buraya da bulunduğunuz için büyük bir teşekkür borçluyuz. Ben sizlerle en son bu tür buluşmaları işte yıllar önce yapıyorduk ama hep dostluklarımız devam ediyor. Buradaki birlikteliğimizi bir dostluk buluşması olarak algılayalım. Standart bir basın toplantısından öte sohbet ederiz. Kalmak isteyen arkadaşlarla daha biraz daha Türkiye'yi konuşuruz. Bugün burada bizim disiplin kurulu başkanımız, denetleme kurulu başkanımız, kurul başkanları arkadaşlarımız ve yönetim kuruluyla beraber karşınızdayız. Atatürk Düşünce Derneği olarak. Biraz evvel de dostlarla sohbet arasında konuştuğumuz üzere Atatürk Düşünce Derneği olarak bizim bu ülkeye karşı çok önemli bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinci içinde bundan sonra da Atatürk Düşünce Derneği Bursa Şubesi, daha önce de ifade ettiğimiz üzere başta kentimizde ve ülkemizdeki her alana elinden geldiğince müdahil olacaktır. Yani biz sizlerle daha çok beraber olmaya çalışacağız. Daha çok birlikte üretmeye, birlikte yönetmeye ve sizin bu ülkedeki maalesef sesinizi kesmeye yönelik davranışlar da olsa, hani bazıları dördüncü kuvvet falan diyor ama en önemli kuvvetlerden bir tanesi kamuoyunu oluşturma anlamında sizlere ihtiyacımız var. Yani şiddetle ihtiyacımız var. Özellikle yansız, tarafsız, doğru ve dürüst haberi oluşturma anlamında Türkiye'de uzun yıllarda gelinen noktada gerçekten çok geri noktadayız. Türk demokrasisi açısından da, yani dünya demokrasisi açısından, Türk demokrasisi açısından, işte içeride hapis yatan gazeteciler. Bırakın siz gazetecileri, yani genç kardeşlerimiz iki satır sosyal medya hesabında bir şey yazmaya bile çekinir hale geldiler. Yani Türkiye bir faşist yaklaşım içinde maalesef yönetiliyor. Buna karşın, buradan bir şey bağlamak istiyorum. Buna karşın biraz evvel söylediğim gibi demokrasinin olmazsa olmazı dediğimiz bu toplumun sigortaları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, meslek odaları gibi önemli kurumlar da maalesef son yıllarda, biraz evvel de işte sevgili dostlarla konuştuk, çok ciddi deformasyon altında. Bu deformasyon sadece AKP iktidarının içinde yer alanlar açısından değil, Türkiye'de başta Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı o aydınlanma devrimlerinin çok ciddi şekilde saldırı altında bulunması, Türk toplumunda neredeyse burada içimizde genç kardeşlerimiz var, 20 yıldır başka iktidar görmemeleri, hem de gençliklerinin bağrında başka bir seçenek görmediler. Evet, bizim yaşımızdaki insanlar bu ülkede çok olumsuz da olsa, çok acılar da yaşasak birçok şeyi yaşadık. Darbeleri yaşadık, muhtıraları yaşadık, koalisyonları yaşadık. Ama bir deneyim elde ettik bunlardan. Bu deneyimle de gerçekten ülkeyi seven insanlar hala bu ülkenin geleceği için mücadele ediyor. Ama o genç kardeşlerimizin böyle bir birikimi yok. Laik eğitim sistemiyle ilgili yani söylenecek o kadar çok şey var ki sadece bu başlık altında saatlerce konuşabiliriz. Bütün başımıza gelenlerin temel nedeni laik eğitim sisteminin ortadan kaldırılması. Bakın yani deforme edildi falan demiyorum. Ortadan kaldırılması, bunun karşılığında yetişen genç kuşakları, dindar nesil mi, kindar nesil mi sözlerinizi hatırlayın. Bu çerçevede oluşturulan bir toplum maalesef bugünlere bizi getirdi. Ama bunlara karşı yapılması gereken nedir? Bununla ciddi şekilde mücadele etmektir. Şu anda toplum hem korkutulduğu için hem de yetkinlik ve niteliklerinden uzaklaştırıldığı için maalesef topluma seçenekler sunacak halde değil. Dolayısıyla biz burada bulunmamızın temel nedeni, ki bundan sonra da sizlerle beraber olacağız, bu kentin bütün değerleriyle ilgili mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi de sizlerle gerek böyle küçük basın toplantılarıyla, küçük bir mekanımız var burada ama sıcak bir mekan, dostluğun, mücadelenin
bir direnişin yaratılacağı bir mekan. Bu mekanı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Esas olan yürek. Mustafa Kemal de Samsun'dan çıkarken 19 Mayıs 1919'da 18 tane yanında silah arkadaşı vardı. Ama öyle dostlar değildi yani. Gerçek devrimcilerdi. Gerçek silah arkadaşları. Öyle hani göstermelik dostlar değildi. Dolayısıyla o dostlarla kazanılmıyor. Bir mücadele devrimsel bir yaklaşımla kazanılıyor. Dolayısıyla bugün biraz evvel de söyledim. Atatürk Düşünce Derneği kah Uludağ'ın korunmasında, kah bir emek mücadelesinde, kah bir kadın şiddeti mücadelesinde, en önemlisi de Türk toplumunun önünü açan, o muhteşem devrimi yapan büyük devrimcilerimize bıraktığı mirasın korunmasında her alanda yer alacak. Bugünkü buluşma da bunlardan bir tanesi. Şimdi özetle biz 100. yılda yeniden Atatürk Cumhuriyeti diyoruz. Bazıları 2. yüzyıl başlangıcı falan diyor. Ben öyle 2. yüzyıl başlangıcı falan terimini sevmiyorum. Bir cumhuriyetimiz var. Bugün 100. yılını ve yaşını kutluyoruz. Ama soruyorum, acaba hangimiz 100. yılın kutlandığını, 100. yılla ilgili böyle çok önemli bir yılda olduğumuzu hissediyorsunuz? Ben hissetmiyorum. Böyle bir faaliyet yok. Böyle bir düşünce yok. Ya nerede bu siyasi partiler? Hani sizin varlık nedeniniz olan bu 100. yılı kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni şöyle dünyaya örnek olacak şekilde niye kutlayamıyorsunuz? Niye önemli etkinlikler yapamıyorsunuz? Yeni şeyler niye söyleyemiyorsunuz? Ne? Seçim var. Evet, seçim demokrasinin olmazsa olmazı, vazgeçilmez, ama demokrasi sandık meselesi değildir. Sadece sandıktan çıktık, sandığı koyduk, demokrasi gerçeği. Demokrasinin başka faktörleri var. 5 aydır, 6 aydır Türkiye bununla uğraşıyor. Ve seçim bitti, şimdi başka bir şeyle uğraşıyor. Şimdi o konuya geliyoruz. Zaten metnimizde de var. Ben metni okumayacağım. Sizlerle paylaşıyorum. Bunları elektronik ortamında da paylaşacağım. Şimdi neyle uğraşıyoruz? Önemsiz diye söylemiyorum. Bir değişim süreci. Yani iktidarın elinde bulamadığı bir nimet. Ya neler oluyor dünden bugüne? Dolar nerelere geldi? Euro nerelere geldi? Türkiye'de ekonomik hangi çerçevede sürdürülüyor? Ne değişti? Neler değişti? 3 tane, 5 tane bakan değişti. Bakan yardımcıları değişti. Nerede 100. yıl? Hani 100. yılla ilgili bundan sonrası için, 2. yüzyıl demiyorum, bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini söyleyen nerede? Nerede? Yani bu projeksiyonu, bu stratejileri, bu taktikleri, bu teorileri hangileri, kimler söyleyecek? Aynı şekilde sivil toplum örgütleri de, yani 2-3 tane konferans, yani biz de yapacağız. Şimdi 24 Temmuz'da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Mudanya'dan Lozan'a, Lozan'dan Cumhuriyet'e diye bir etkinlik yapacağız. 11 Eylül'den yeni arkadaşlarımız 100. yılda Bursa diye bir şey var. Yani bunlar çok önemli. Bunları önemsiyorum ama başka şeyler bekliyoruz. Ama tabii ki ikinci cumhuriyetçilerin, o yetmez ama evetçilerin söylediği şekilde ikinci bir cumhuriyet hayalini kuranlara karşı da dimdik burada duracağız. Bizim bir tek cumhuriyetimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Onun üzerine oluşturduğu o muhteşem bir kadın devrimi, bir kültür devrimi dediğimiz o cumhuriyetin temel niteliklerini oluşturan o aydınlanma devrimi dediğimiz devrimler. Onlar vazgeçilmez unsurlar. Bunlardan hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek. Bunları herkesin kafasına basa basa öğreteceğiz, anlatacağız. Tüm unutturmaya çalışanlara karşı öğreteceğiz. Şimdi bize diyebilirler ki, ya siz bir sivil toplum örgütüsünüz, bir siyasi partinin, şimdi biraz evvel söyleyeceğiniz konularla bir siyasi partinin iç işlerinizi konuşmanız size ne, haddinize ne denebilir. Evet, doğrudur. Yani sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler birbirinden çok farklı alanlarda demokrasinin önemli ögeleridir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti değil sadece. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği üzere, benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, öbürü de Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi dediği o eserlerini nasıl korumak gerekiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi de bizim o
korumamız gereken eserlerden bir tanesi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi daha devlet yokken, asker yokken, ordu yokken, meclis yokken kurulmuş bir müdafaa-i hukuk cemiyeti olarak oluşturulmuş ve kurulduktan 50 gün sonra da bir cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyet kuran parti diyoruz. Şimdi cumhuriyeti kuran parti olarak övünmek çok güzel bir şey. Ama en can alıcı, hoş geldiniz. En can alıcı konumuz ise, en can alıcı konumuz ise o cumhuriyeti kuran parti olmak kadar cumhuriyetin değerlerini koruyan parti olmak da önemlidir. Esas olan budur. Bakın. Evet, o büyük devrimciler Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurmuşlar. O Kuvayi Milliye hareketini yaşama geçirmişler. Ve Cumhuriyet'in o 100 yıllık tarihi boyunca en ağır darbeleri aldığı o günümüzde neredeyse sadece adının bırakıldığı dönemde Cumhuriyet karşıtlığına karşı, bu yıkıcılığa karşı mücadele etmeyen bir parti üyesi partili olamaz. Bu yıkıcılığa karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Yani sadece ben Cumhuriyet, ben bakın ben bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmiyorum. Bu ayrımları yapacak kadar da siyasi deneyimi olan birisiyim. Hayatımda en övündüğüm konulardan bir tanesi gençlik hareketi içinde bu ülkenin tam bağımsızlık mücadelesinde mücadele eden bir kimliğim var. Ama ondan daha öte ben yarısı Cumhuriyet Halk Partili, yarısı Ateş Düşünce Derneği üyesi olmaktan onur duyduğum bir adam. Yani bir tarafımı yarıdan alırsan Cumhuriyet abi, öbür tarafımı yarıdan alırsanız Atatürk Düşünce. İkisinin de ortak noktası Mustafa Kemal Atatürk. Yani Cumhuriyet Halk Partili olmamın temel nedeni Mustafa Kemal Atatürk. Biraz evvel de söyledim. Belki Cumhuriyet'i kuran parti olmak çok önemli. Ama o Cumhuriyet'in değerlerini koruyan parti olmak hepsinden önemli. Yani biz 1930'ların CHP'si değiliz diyerek işte helalleşelim vesaire diyerek bu olmaz. Bu eleştirileri de yaparız arkadaşlar. Biz AKP'nin yaptığı o devrim karşıtlığı ve karşı devrim mücadelesine karşı nasıl bir şeyler söylüyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'de bir eksiği varsa, o eksenden uzaklaşıyorsa, Atatürkçü düşünce sisteminin temel değerlerinden ayrışıyorsa, bunda fetişist bir yaklaşım içinde Atatürkçülük anlamında söylemiyorum. İdeolojik anlamda söylemiş. İşte biraz daha Kemal arkadaşımız söyledi. Bakın şimdi 2017-2018 yılında başkanlık sistemine geçtik dedikleri o gerçekten tek adam yönetimini oluşturdukları parlamenter sistemden uzaklaştığımız bir süreç bir karşı devrim sürecidir. Başka bir şey değildir. Nerede Cumhuriyet'in kurumları, kurulları? Nerede o Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu o değerli kurumlar? Parlamenter sistem yok oldu ya. Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar, efendim diyorlar, etrafınızda faşist diktatörler, bir sürü Hitler'i, bu soyisini say sayabildiğin kadar. Siz bir başkanlık sistemi düşünmez misiniz diyorlar. 100 yıl önce diyor ki tam onun ifadesiyle, ey efendiler şaşarım aklı perişanınıza diyor. Bu ülkenin başına ne geldiyse tek adamdan gelmiştir diyor. 100 yıl önce söylüyor. Biz şimdi parlamenter sistem yok olmuş. Ne olduğu belli olmayan bir sistem içinde sürüklenip gidiyoruz. Ve onun sonucudur ki bugün o hani şiddetle reddettikleri koalisyonlardan bıktı bu ülke, iktidarsızlıktan bu ülke bıktı dediklerini hepiniz gördünüz. Ne yaşadık? İttifaklar. Nedir ittifak? İttifak denen şey nedir? Bakın bu ittifaklar bütün siyasi partileri, AKP dahil söylüyorum size, hepsini ideolojisizleştirmiştir. Oradan uzaklaştırmıştır. Kendinden uzaklaştırmıştır. İlkesiz yaklaşımlarla, ilkesiz anlayışlarla örgütler ayakta duramaz. İnsanlar nasıl duramıyorsa. İlke esastır. Hepsi uzaklaşmıştır. Hepsi başkalaşmıştır. Neden başkalaşmıştır? Bir tek milletvekili daha fazla alayım, meclise çoğunluğu sağlayayım düşüncesiyle. Bu mudur yaklaşım?
Nerede Altıok değerleri? Altıok değerleri sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bütün partilerin sahiplenmesi gereken değerlerdir. Yani cumhuriyetçilik diyoruz, devletçilik diyoruz, devrimcilik diyoruz, milliyetçilik diyoruz, halkçılık diyoruz. Bunların hangisine hangi parti karşı çıkabilir? Bunlar bizim kuruluş değerlerimiz. Bunların en fazla sahiplenmesi gereken de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Öğretmesi gereken de odur. Çünkü bu değerlerin üzerine bir cumhuriyet kurmuştur. Biz ona Atatürk Cumhuriyeti diyoruz. İşte o neden nedir ki? Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ihtiyaç var. Şimdi bu çerçevede gelinen noktada partiler başkalaştıkları için kendilerine yan tutarak bir meclis aritmetiği oluşturdu. Bugünkü meclis aritmetiği maalesef önümüzdeki günlerde gündeme gelecek anayasa değişikliğinde bile kuvvetle muhtemel hiç arzu etmediğimiz o karşı devrimci yaklaşımları içerecek bir anayasa değişikliğine de evet diyecek çoğunluğa ulaşmıştır. Bizi getiren süreç budur. Yani o 2017-2018 referandumlar arkasından parlamenter sistemin yok edilmesi, şimdi bugün ittifaklar ve o ittifakların getirdiği bir meclis aritmetiği, o meclis aritmetiğinin getireceği süreç, ya arkadan çok uzağa gitmeyin ya, Abramovistler, Huntingtonlar bunları yazdılar. Yeni Türkiye diye yazdılar. Hepsi yazıyor burada. Adam çıkıyor diyor ki, çok açık açık, bunu ben söylemiyorum ya. Amerika'da bir adam çıkıyor diyor ki, evet diyor, Türkiye'de bir meclisi kontrol etmektense diyor, bir tek adamı kontrol etmek kolaydır. Onun için diyor, başkanlık sistemine geçmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in dediği gibi başkalarının aklarıyla, yabancıların akıllarıyla yönetilecek bir cumhuriyet değil. Onun için bu cumhuriyet artık bizim cumhuriyetimiz olmaktan çıkmıştır. Öyle yeni cumhuriyet değil, ikinci cumhuriyet değil. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ihtiyaç vardır. Yeniden Kemalist devrimci bir cumhuriyete ihtiyaç vardır. Namuslu o büyük Kemalist devrimciler bu cumhuriyetin mayasına, namus mayasını kattılar. Evet, o da çok önemli. Bu kendinin en batısından en doğusuna her alanda ahlaki etik olmayan yolsuzluğa bulaşmış bir dünya şey var. Bunlar ses çıkartmayacağız mı biz? Biz bunları da ses çıkartacağız. Bütün bu alanda gördüğümüz parsel bazında imar değişikliklerinden tutun da kendi ranta kurban edenlerle de mücadele edeceğiz. Sadece Mustafa Kemal Atatürk bize devrimleri teslim etmedi. Mustafa Kemal Atatürk bize Türkiye Cumhuriyeti'ni, o namusu Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim etti. Dolayısıyla bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim talepleri, bakın 73 yıldır bu ülke sağ partiler tarafından, birkaç tane koalisyon hariç sağ partiler tarafından yönetiliyor. 1950 iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi kaybettikten itibaren bu ülke sağ iktidarlar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada da 21 yıllık bu ağır travmaya rağmen AKP kazanmıştır. Birilerine göre kazanmıştır. Hala iktidardaysalar kazan. Bunun tartışması olmaz. Burada biz o hata yaptı, bu hata yaptı, o gitsin, bu gitsin falanla uğraşmıyoruz. Bunu da söylemiyorum. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. O oradan uzaklaşırsa daha iyi olur, bu buradan. Öyle bir şey yok. Toplumsal bir demokratik değişim gerekiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne dosya uyarımızdır. Toplumsal bir demokratik değişim gerekiyor. İçinde nasıl yaparlar? Örgütlenmeyi nasıl organize ederler? Nasıl delegeme, üyeleme seçimi yaparlar? Ne yaparlar? O apayrı bir şey. Ama ilkelerde kaybettiğimiz o özelliklerimizi yeniden kazanma noktasında çok ciddi bir çalışmanın yapılması lazım. Bunu şu anda biz görüyoruz. Böyle olmadığını görüyoruz. Bakın günlerdir bu ülkede televizyon kameralarında o mu gelecek, bu mu gidecek falan bunu tartışıyor. Bu mudur ya? Allah aşkına bu mudur? Birisi bana söylesin, bu mudur? Biri geldi, biri gitti. Ne oldu? Değişti. Ya neyle geliyorsunuz? Bakın biz buraya bile şu çok önemli, Türkiye için çok önemli, adını taşıdığımız için çok önemli bu derneğe bile gelirken biz ne yapacağımızı düşündük. Bir strateji planladık. Arkadaşlarımızla oturduk.
neler yapabiliriz diye düşündüm. Mustafa Bey dostumuz örgütlenme sorumlusu, daha iki akşam evvel Mustafa Bey bize bir çalışma programı ekiple hazırlayın. Önümüzdeki süreçte neler yapacağız dedik. Hangi ilkeler doğrusunda hareket edeceğiz dedik. Yani devletin böyle bir aklı, devletten bahsediyorum. Yani devletin bir kurumudur Cumhuriyet. Böyle aklı, böyle bir yaklaşıma, böyle bir stratejisi olması lazım. Eğer stratejiler yanlışsa, o stratejiler gözden geçirilir. Modern yönetim tekniklerinde böyledir. Stratejik planlama yapmadan hiçbir şey olmaz. Bu stratejik planlama yaparsınız, gözden geçirirsiniz. O stratejik planlamada hatalar varsa hedefleri değiştirirsiniz. Yeniden bir planlama düzenlersiniz, onun üzerine yürürsünüz. Sürekli gelişim böyle bir şeydir. Şimdi dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Çok uzattım, farkındayım. Bitiriyorum. Sonra arkadaşlarla sohbet edebiliriz. Ülkemizin acil gereksinimi altı maddeler halinde yazdım. Yeniden layık bilimsel eğitimdir. Bu her şeyin başı. Yani ÇEDES projesiyle ilgili geçenlerde sizle paylaştık. 846 okula imam atanması neyin nesidir ya? Hadi atadılar. Toplumun ayağa kalkması lazım, ayağa. Biz dahil eğitim iş ve birkaç tane ülkede kurum, kuruluş bir şeyler söyledi. Geçti gitti ya. Bu olabilir mi ya? Nerede siyasi partiler? Nerede Millet İttifakı? Hadi. Hadi soruyorum, nerede? Buna ses, okullara imam atanması nedir ya? Köy okullarını kapat. Köyde İstiklal Marşı'nı sustur. Andımızı kaldır. Ha, andımız için yok onu şöyle yaparız böyle yaparız diyenler sesi çıkmaz. Yumuşamış bir halde hareket etsinler. Takılsınlar iktidarın kuyruğuna. Unutsunlar milliyetçiliklerini. Ondan sonra ÇEDES projesi kapsamında 846 okula imam atansın. 3-5 tane Türkiye'de örgüt 85 milyon ayak atması lazım. Yani ne oluyor demesi lazım. Laik bilimsel eğitim olmadan olmaz. Yeniden 1921 anayasa değil. Bakın 1921 anayasası da bizim anayasamız. Ama 1921 kuruluş bile değil. Daha yeniden Türkiye Büyük Meclisi kurulmuş bir metin. Bir metin. Savaş şartlarında oluşmuş bir metin. Ama 1924'ün o devrimci, korkuyorlar şimdi söylemeyi, 1961'in o özgürlükçü anayasası ve esas alan yeniden demokratik bir hukuk devleti olması lazım. Bunu altını çizerek söylüyoruz. Yeniden kuvvetler ayrılığı ilkesi, yani parlamenter sistem. Montesquieu bunu çok iyi ifade etmiş. Seçilmiş krallar diye. Parlamenter sistem çok önemli. Yeniden üstünlüğün hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Ulusal birlik ve iç barış. Özgür basın, özgür bilim, özgür sanat. Kendini doyuran yüksek teknolojili ürün üreten karma ekonomisi. Saatlerce konuşurum arkadaş sizle. Teknosap diye bir şey çıktı, bir kurum Bursa'da. Türkiye'nin, Bursa'nın vizyonu. Tek başına ne vizyonu kardeşim? Sen vizyon nedir biliyor musun? O vizyon bütün bu kentlinin katılımıyla olur. Sadece belediye başkanı, sadece bilmem ne derneğinin veya bilmem ne odasının birliğinin başkanıyla vizyon falan oluşturma. Teknosap, teknosanayi bölgesiymiş. Ben 40-50 yılımı sanayicilikle geçirdim ya. Teknolojinin ne olduğunu biliyorum. Teknoloji mi var orada? Nerede? Kim, niye karşı çıkmıyor? Nerede siyasi partiler? Teknoloji mi var orada? Bursa, Erdem Seker döneminde daha 1996 yılında Bursa bir tercih yaptı. Nasıl bir Bursa diye. İleri teknoloji üreten, Anadolu'ya bilim ve nanoteknoloji transferi yapan bir kent olmalıdır dedi. Hiç demedik o zaman biz otomotiv fabrikaları kurulsun buralara, 20 tane sanayi bölgesi yapın demedik. İşte onun için söylüyoruz. Bir karma ekonomiyle de bunun desteklenmesi lazım. Güçlü demokratik kitle örgütleri, güçlü sendikalar, örgütlü bir toplum, yeniden kendi gücüyle kalkınacağına inanan bir millet ve yarınlarına güvenle bakan bir Türkiye. Yani yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın değerli arkadaşlar, bizim kuruluşumuzun iki tane temel siyasi ilkesi var. İki temel siyasi ilkesi var. O bu ülkeyi kuran büyük
önder ve silah arkadaşları bu iki temel siyasi ilke üzerine. Bu temel siyasi ilkelerden bir tanesi ırk, kan, kafatası ölçülerine göre bunu etnik kimlikleri, yerel, yöresel bağımlılıkları aşan bir mikro milliyetçilik anlayışıyla şiddetle reddeden bir uluslaşma yaklaşımıdır. İkinci temel ilke ise biraz evvel hep üstünü basa basa söylediğim laiklik temelidir. Laiklik din özgürlüğü demektir. Devletin dini olamaz. Onun için 1921 anayasası yoktur diyoruz. Devletin dini olamaz. Devlet etnik olarak kördür. Etnik kimlikle bakamaz. Devlet kördür. Herkes etnik kimliğiyle şeref duyar. Herkes geldiği orijinle şeref duyar. O geldiği kimliğin, orijinin geleneklerini, göreneklerini yaşamakla özgürdür. Bu bir insan hakkıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet tanımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözüyle ulus devlet bilinci içinde biz Türk milletinin bir parçasıyız. Eşit yurttaşlıkmış bilmem falan böyle yandan yöreden falan gidip de bunlarda kimse ideş etmesin biz bunu görüyoruz. Evet değerli dostlar, bizim önerimiz, dostça da önerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, o da bu ülkenin en önemli kurucu değerlerini sahiplenen bir kurum olarak, kim ne derse desin biliyorum yarın öbür gün bana bu konuyla ilgili ya sizin işiniz mi falan diyecek. Evet çıkarım buraya o zaman Cumhuriyet Halk Partisi üyesi kimliğiyle konuşurum. Şu anda Atatürk Düşünce Derneği kimliğiyle konuşuyorum. Biz bu kimlikle de bunu söyleyebiliriz. Bir değişim yaratılacaksa bu değişim ilkeler bazında yaratılmalı, kişiler bazında olmamalı. Bu değişimin temel değeri de toplumcu demokratik bir değişim olmalı ve bu değişimin içinde de muhakkak altok, tam bağımsızlık, anti-emperyalist bir duruş, öyle Amerikancı falan diye anti-emperyalist bir duruş, devrimciliği esas alan, bu süreçler devrimci bir yaklaşımla çözülür. Öyle hani biraz revizyonist, biraz reformist yaklaşımla falan helalleşelim, buluşalım falan gibi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşeceği de hiçbir şey yoktur. Öz eleştiri yapar. Kesinlikle. Helalleşme başka bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi neyle helalleşecek ya? Diyarbakır'la ilgili ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey olmuştu? Neye helalleşecek? Onunla helalleşecekler olanlar orada. Hala yaşıyorlar. Onlar helalleşecekler. Orada Kürt halkına 90'lı yıllarda karanlık yaklaşımlarla eziyet edenler onun hesabını vermek zorunda. Onun helalleşmesi yapmak zorunda. Bir tanesi öldü gitti zaten. Onun mimarı. Hani bizim çocuklar diyordu ya ABD. Onun mimarı öldü gitti zaten. Rahmet bile okumam. Faşist bir diktatördür kendisi. Onlar helalleşse helalleşecek. Bizim öyle helalleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu geçmişi vardır. Geleceğinde de, Türkiye'nin geleceğinde de onurlu bir geçmişi olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok uzattım. Farkındayım. Teşekkür ediyorum. Biraz dolu dolu oldu bu sefer. Yani hepinizi özlemişiz.